Evet arkadaşlar soru çözmeye devam edelim. Diyor ki aile, komşuluk, mahalle arkadaşlığı gibi gruplarda görülen ilişkilere birincil ilişkiler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi birincil ilişkilerin özelliklerinden birisi değildir? Hemen A'da gördük sanki. Yazılı kurallara bağlı olması. Birincil ilişkiler yazılı kurallara bağlı değildir. Ama yine diğer seçeneklere bakalım. Evet küçük gruplarda yer alırlar duygusal ilişkilerin yoğunluk kazandığı ilişkilerdir. Bireyler arası etkileşim güçlüdür. İlişkiler uzun sürelidir ama yazılı kurallara bağlı değildir. Cevap A seçeneği. Gece vakti tırnak kesmek uğursuzluk getirir. Yatan çocuğun üstünden atlanırsa boyu kısa kalır. Eşiğe oturanın rızkı kesilir. Batıl olduğu bilinse bile bu tür inançların toplumsal hayatta etkili olmaya devam etmesini sağlayan temel etken nedir diyor. Bakalım toplumsal değişmeyi yönlendirmesi. Bunlar bir kere toplumsal değişmeyi yönlendirmez. İstenmeyen davranışları engellemesi. Bu bir kere bunların özelliklerinden bir tanesi ama temel etken mi? Bir bakalım. Açıklanamayan konulara ışık tutması. Hayır, zaten bunlar batıl inanç. Düşünce ayrılıklarını gidermesi. Çok mantıklı değil sanki. Bireylere güven duygusu vermesi. Evet, bireylere güven duygusu verebilir bu tarz inançlar ama istenmeyen davranışları engellemesi bunların etkili olmaya devam etmesinin temel etkenidir. Dolayısıyla B bizim doğru cevabımız. Batı toplumlarında üniversite çağına gelmiş bir gencin tek başına ayrı bir evde yaşaması çevresi tarafından doğal karşılanır. Oysa aynı durum Türk toplumunda tepkiyle karşılanır. Bu yüzden söze edilen durum Batı toplumlarında çok yaygınken Türk toplumunda seyrektir. Diyor ki Aynı insan davranışının bir toplumda sık, diğerinde seyrek olarak görülmesine neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir? Toplumsal çözülme. Burada bir çözülme durumu yok. Toplumsal tabakalaşma. Hayır. Toplumsal hareketlilik. Hayır ki bu kavramları daha görmediniz. Göreceksiniz ilerleyen derslerde. Toplumsal dayanışma. Hayır. Şimdi burada bir toplumsal kontrol durumu var. Bizim toplumumuzda toplumsal kontrol mekanizması bu anlamda kişiler üzerinde etkili olduğu için böyle bir davranış tepkiyle karşılanır. Fakat Batı toplumlarında böyle bir kontrol mekanizması olmadığı için bu normal bir durum olduğu için kişilerin tek başına ayrı bir evde yaşaması doğal karşılanır. Dolayısıyla cevabımız toplumsal kontrol olacak. Bir toplumda trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçilmesi, piknik yapılan yerlerde çöplerin çöp kutusuna atılmayarak açıkta bırakılması, toplu taşım araçlarında gençlerin yaşlılara yer vermemesi gibi davranışların yaygın olması aşağıdakilerden hangisinin en güçlü göstergesidir diyor. Şimdi burada ne var? Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçiliyormuş. Piknik yapılan yerlerde çöpler yerlere atılıyormuş toplu taşım araçlarında gençler yaşlara yer vermiyormuş. Yani bazı normlara uyulmuyormuş. Diyor ki bu davranışlar yaygınsa normlara uyulmaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir bu durum? Bazı toplumsal kuralların gereği gibi benimsenmemiş olduğunun Teknolojik ilerleme karşısında yasaların yetersiz kaldığının ne yasadan bahsetti ne teknolojik ilerlemeden endüstri toplumlarında duygu ve düşünce alışverişinde azalma olduğunun endüstri toplumlarından bahsetmedi. Nüfusun hızla artmakta olduğunun bilmiyoruz. Kültürler arası etkileşimin ulusal değerleri değiştirdiğinin bu dört tane seçenek gerçekten alakasız. Bu bazı toplumsal kuralların yani normların gereği gibi benimsenmemiş olduğundan başka hiçbir şeyin kanıtı olamaz cevabımız A seçeneği. 1990'ların ortalarında Britanya'da yürütülen bir araştırma, sağlık hizmetlerinde teknik personel kadrosuna başvuran kadınlarla görüşme yapan yöneticilerin görüşlerini ele alır. Araştırmacılar, görüşme yapan yöneticilerin işe başvuran kadınların tümüne çocuklarının olup olmadığını sorduğunu, erkeklere ise bu soruyu neredeyse hiç sormadıklarını saptar. Yöneticilere bunun nedeni sorulduğunda çünkü çocukları olan kadınlar okul tatillerinde ya da çocuğun hastalanması durumunda fazladan izinli olmayı talep edebilirler. Ebeveynlerin çocuğa karşı sorumluluğu eşit olmasına karşın bize göre çocuk bakımının sorumluluğu babadan çok anneye aittir biçiminde yanıtlamışlardır. Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir? Bakalım. Rollerin yaptırım gücü kişiden kişiye değişme gösterir. Bireyin statüsüne ait rolleri belirleme gücü vardır, aksine yoktur bir kere. İnsan dünyaya geldiğinde belli statüler içinde yer alır. Bireyin yerine getirdiği roller birbirini destekleyebilir. Yasanın belirlediği roller uygulamada farklılık gösterebilir. Yasanın belirlediği roller uygulamada farklılık gösterebilir. Birazcık daha yakın duruyor. Çünkü diyor ki, ebeveynlerin çocuğa karşı sorumluluğu eşit olmasına rağmen bize göre çocuk bakımının sorumluluğu babadan çok anneye aittir. Yani uygulamada bu yasanın kadına ya da erkeğe karşı vermiş olduğu roller konusunda farklılıklar yaşanabiliyor. O yüzden zaten bu yöneticiler böyle bir karar alıyorlar. Dolayısıyla cevap E seçeneği. Müzik